Bu yengeç örümceği deve dikeni getirmiştim birkaç tane eve. Bunlarla ilgili çekim yapacaktım. Bunların içerisinde tesadüfen gelmiş. Mutfakta birkaç gün dolaştıktan sonra bugün yakaladım onu. Poşetin içinde görmüştüm çünkü. Bu deve dikenlerini koydum poşetin içinde. Fakat sonra kaybetmiştim. Bugün akşam yakaladım. Ayrı bir kaba aldım onu. Salacağım bugün. Gece bir tane sinek tesadüf. Kediler düşürmüş yere. Kabın içerisine attım onu. Gece karanlıkta avlamış. İşine ilginç yanı bu. Diyebildiğim bu örümcek. Daha önce çok detaylı çekimlerini yaptım. Şu anda oda ışığında çok net çıkmayabilir ama ilginç bir durum gerçekleşti. Gece avladı. Gece avlaması enteresan. Bakın sineği yine tam ense kökünden yakalamış. Kafasının üst tarafından ense kökünden yakalamış. Küçük bir örneği bu, çok büyük bir örneği değil. Dişi, normal bir kara sinek. Evlere giren sineklerden bir tanesi. Sinek uçamıyordu fakat çok hızlı hareket edebiliyordu, yürüyordu. Kediler onları oynarken düşürüyor böyle kanatlarla falan zarar veriyor herhalde muhtemelen. Yerde koştururken gördüm onu ben. Aldım, kabın içerisine attım fakat avlama ihtimalini hiç düşünmedim, aklıma gelmedi çünkü karanlıkta avlanmazlar diye düşünüyordum. Artık işte arada sırada ışık yandı falan, o arada mı avladı, nasıl yaptı bilmiyorum ama avlamış. Yengeç örümcekleri, çiçek örümcekleri falan da diye geçer. Kendi rengine uygun çiçeklerde saklanırlar genelde. Kamufle ederler kendini. Ve oraya gelen sinek, arı, türü canlıları tam bakın şu ısırdığı yerden bütün hepsini ben bu zamana kadar kaç tane gördüysem tam kafasının arka tarafından, yani biz olsak ense diyebileceğimiz bölümden ısırır. Bu sineği de bu şekilde ısırmış. Çünkü düşünün, kendinizden büyük bazı durumlarda arılar falan geldiğini düşünün. Bu arıyı ısırıyorsun ve bu arının hiç kıpraşmaması gerekir. Yani böyle kendini yalparar malparar kanat çırparsa çiçeğin üzerinden düşürebilirsin. Dolayısıyla öyle bir bölgeden sokman lazım ki hiç hareket edemeyecek. Bu sineğe de aynısını yapmış. Şaşırdım, şu anda saat 5. Sabahın 5'i. Kalktım. Gayri ihtiyar baktım ve böyle bir manzarada karşılaşınca kaçırmak istemedim. Tabii ki gün ışığı değil. Normal bir ışık. Sopanın ucunda, sopanın ucuna çıkarmış. Baksanıza sineği nasıl tutuyor. Bu örümceklere ben hastayım resmen. Büyük boyutlarında, büyük boylarda olanları var. Onlar da müthiş avcılar. Hatta oduncu arısını avlamış. Küllerini bile gördüm. Bu beyaz renkli. Beyaz renkli, küçük bir boy, küçük boylar, en küçüklerinden değil, onun daha küçükleri de olur, orta boy diyelim, bir kara sineği, ne kara sineği, normal standart bir kara sineği, bu leş sineği değil, karşılaştırın, ebatlarını anlayacaksınızdır. Yani bunu gece avlamış bakın ve bırak maskesini.
çok fazla taciz edilmediği takdirde şu anda bir sopanın ucunda öldürmüş. Bilgisayar çalışıyordu. Bilgisayarın ışığından faydalanmış olabilir. Yani bunların gece avlanma ihtimalini ben çok az görüyordum. Tedirgin oldu. Elimde bir çubuk da çekim yapıyoruz işe bak. Oh. Nasıl odaklayacağız şimdi onu? Kandırmam lazım bu şekilde bir şeyi. Evet. Keşke biraz daha aydınlık olsa, süper görüntüler oldu aslında. Dışarıdan horlama sesleri geliyor. Biz burada çekim yapıyoruz. Oha, başka bir sinek geldi. Bu sinek de yavru bir sinek. Akşamdan beri görüyorum onu. Şu manzaraya bakın yine. Şu görüntüye bakın. Harika bir görüntü. Hayat mücadelesinin değişik bir versiyonu. Bu sineği kalkıyor gece, muhtemelen de bilgisayarın ışığından faydalanarak avlıyor. Yaklaşık 3-4 gün önce ben deve dikeni dedikleri bu dikenlerden getirdim, onlarla ilgili bazı bilgilere ulaştım. Getirip birkaç tane getirip kestim başlarını deve dikenlerinin. Onların temizlenmesi nasıl olur? Kolay mı, zor mu? Enginar gibi ama çok dikenli. Elle tutamıyorsunuz. Onları bir kolay yol bulma, temizleme yolu bulma, çanağını almak için tam kök kısmında 3 veya 4 tane olması lazım. Poşete kesmiştim. Mutfağa koymuştum. Sonra bunu fark ettim ben. 3-4 gün önce. Fakat kaybettim yine o dikenlerin arasında. Girdi bir yerlere, saklandı. Bu akşam tezgahta dolaşırken gördüm. Aldım, kaçmasın diye bir kabın içerisine, kapalı bir kabın içerisine koydum. Sonra da yerde geç vakitlerde bu sineği koştururken gördüm. Kanadından yaralanmış ama çok aktif bir sinekti. Onu da içine attım. Avlayabilecek mi? Avlar mı? Avlamaz mı diye. Şu anda saat 5 ve sineği avlamış. Bakın tam nereden ısırmış. Müthiş avcım bunlar ya. Yengi sinekleri. Camlar mamlar açık herkesin. O normal derecede bir sıcak var İzmir'de. Apartmanlardan horlama sesleri geliyor. İnsanlar uyuyamıyor sıcaktan, sabaha karşı dalıyorlar. Evet, harika bir örümcek, harika. Beyaz formu, bunların sarı formu, alacılı formları falan da var. Çiçek örümcekleri olarak da geçiyor. Bazen insan yüzlü örümcekler falan da deniliyor. Gerçekten abdomenlerinde böyle insan yüzüne benzer şekillerle de karşılaşabilirsiniz. Bunların en ilginç olanlarından bir tanesine ben Çanakkale'de rastladım.
O türden burada başka göremedim. Düz sarı, düz beyaz, kızılımsı, gırcıllı falan gördüm ama o türden sadece bir tane gördüm. Üstelik yumurtalar da vardı. Yumurtaları çıkana kadar gittim, gözlemledim onu. Yumurtaları çıkana kadar oralardaydı. Ondan sonra kayboldu. Bakın bize sabah sabah eşsiz görüntüler verdim güzelim de yaşasın. Biraz loş olabilir ama harika oldu. Bir de geliyor.